Kaya. Sabah yola çıkacağız. Uyusaydın. Başın mı ağrır? Erimin başını ağrıtan kötü ruhlar. Gidin şu kurdun pençesine musallat olun. Hem onun çift başı var. Meyicine de musallat olabilirler. O da 9 başlı yılan. Baban Temur'un kılıcından daha çok senin aklına güvenir. Üzülme. Hey hey! Elimiz kılıç kuşanır, atımız yelle yarışır. Bey kızını eksik tegin alır. Kıraç! Etme! Ben iyiliği için ederim. Deme eksik teginim. Ha. Bey kızı otakta kılıcı görürse seni odasına almaz. Ver onu bana da kız görmesin. Gökkulu Kıraç. Göktekin ile mi eğlenirsin? Gelin hatun ol. Yok, sadece acırdım da. Tahta kılıçta kız istemeye gitmesin diye. Acırdın. Göktekin'le mi acırdın? Yani. Haklıydık ya. Acırım. Sen kimsin de Ulu Kağan'ın oğluna acırsın? O sana acısın. Az daha öfkelenirsem seni o canım Horasan halılarıma sarar, Moğollar gibi atlara çiğnetirim. İyisi mi sen yola düş, öfkemden kaç. Gece biz yetişmeden konuk otağı hazır, ateş yanmış olsun. Haydi de, de! Siz de hızlı, haydi! Sen Batuga'yı mı korudun Elti Hatun? Yüreğim titredi. Hani yüreğin Elti Hatun? Yerini bilir misin? Sen kendinin bile yerini bilmezsin. Ulayacağımız gibi gökbenlere buyruk verirsin. Ne oldu? Ulayacağı'ya mi heves ettin? Ağzım alışsın dedim.
Az önce hanımız benden sonra kankaya olacak dedi ya. Gün olur, devran döner. Sen yine de çok sevinme. Kim neye sevinir? Gelin hatunlar. Yeni bir eltimiz olacak ya Ulu Hanım. Ona sevinirim. Meyicin de çok sevinme der. Öncüler armağanlarla yola çıkarlar. Biz ne zaman çıkarız? Ama Gök Tengri'm hanımı koruyacaktır. Katili kimmiş? Yakalayabildiniz mi? Yakaladık Begüm. Birazdan avlunun ortasına asılacak. Hanımın dinlenmesi gerek. Yüzümün taşı.
Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim. Gülselin. Kırçıya yardım et de yüzüğünün taşını bulsun. Küçük yılanı hanımızda yalnız bırakma dersin. Buldum. Bir şey oldu mu? Yok. Yerde yüzüğünün taşını arardı gerçekten de. Prensesim. Ulağımız geldi. Huang'ın iyi dileklerini getirmiş. İmparator babanız da Çin'den çay göndermiş. Ula Ece birlikte içmek için sizi bekler. Düğün hazırlıklarını konuşmak istermiş. Babam bir tek çay mı göndermiş? Bir şey dememiş mi? Prensesim merak etmesin. Gök tahtını ne Balamir'e ne Kaya'ya bırakmayız demiş. Yakında Çin Sarayı'ndan çok hoşunuza gidecek bir hamle gelecekmiş. Neymiş acaba o çok hoşuma gidecek hamle? Onu bilemem. Ama bugün Gök Saray'da çok hoşunuza gidecek bir hamle oldu prensesim. Neymiş o? İlay Günseli Hatun'un aldığı yeni küneyle kapıştı. Sonra da ceza almalarını sağladı. 3 gün fareli salonda kilitlediler. Aş, su, ekmek. Hiçbir şey yok. Beni kıskandırmak için aldığı künenin hakkından kendi künesi mi geldi yani? Neye böyle şenlenirsin Elti Hatun? Kahkaha bile atarsın ki görülmüş duyulmuş şey değil. Yakında düğünümüz var. 2 eltiyken 3 elti olacağız ya. Ona sevinirim Günseli Hatun. Meijin. Jin. Meijin. Neden sana inanmam? Neden hep bir dolambaçlar çevirdiğini düşünürüm? Beni kendinle karıştırırsın da ondan. Aa, o ne demekmiş? Sırf ben kıskanayım diye Temur'un baktığı köleyi kendine küne seçmedin mi Günseli? Kim? Ben. İftira atarsın bana. Kalkın.
Gök gelinin önünde baş eğin. Baş eğ dedim. Tekine kılıç üşüren kızdan geline baş eğmesini mi beklersin yibek kadın? İndi. Aşçımız Efil der ki mutfak kavgasında bir suçunuz yokmuş. Ben de Ulu Ece'mize yeni künemi esir alanlarında çürütmeyesin Ulu Anam dedim. O da beni kırmadı. Siz ikiniz çıkarsınız. Sen küne eğitimine, sen de mutfağa. Var olun gelin hatun. Seni çıkartamadım. O asi dağlı bu gece farelerle uyuyacak dedi. 3 gün ekmek aş yokmuş. Yeni aya kadar ahır kürüyüp yer sileceksin. Ama cezan bu kadar. Sopa cezası yok. Saklanırım burada. Ulu Ece günümü sayar, mekler durur. Sabah Ahbu Guha'nın derdindeydi, sormadı ama şimdi hanımız uyandı. Ulu Ece beni görür görmez soracak. Ama ben bu ayda gibi değilim. Ağlamam geçene kadar burada dursam olur değil mi? Zindanda rahat değilsindir baksı kadın. Değilim olayacağım.
çalışmıştı. Hain dağın eksik teginine göğün ruhu demiştin. Hala der misin? O zaman seni bağışlarım. Ama bir şartla. Ne buyurursanız onu Ece. Alpagohan'a bir büyü yapacaksın. Tılsım denen o dağlı göğe eksik bir tekin doğurmakla kalmadı. Şimdi de mezarından çıkıp Gökhan'ın düşlerini zapt eder. Öyle bir büyü yapacaksın ki hanım bir daha o dağlığı düşlerine almayacak. Düşlerinde o dağlığıyla buluşmayacak. Onun adını haykırarak uyanmayacak. Anladın mı? Kurt kemiği ve arslan ödü gerek. Büyü için. Ne gerekiyorsa bulunsun yemek. Baş üstüne. Gökben. Götürün. Ulayacağım. Bugün hiçbir şey yemediniz. Size bir şeyler hazırlatayım mı? Yok. Eksik Tekin'in ölü anası iştah mı bıraktı? Ama Çin'den çay geldi. Siz seversiniz. Tutmaç da yaptırırım çayın yanına. İyi. Gelinlerim de gelsin o zaman. Bugün Günsel'in günüydü. Bakalım bize bebek müjdesi verecek mi? Hemen. Gelin hatunum. Sizi arar dururdum. Ulayca çaya çağırır. Ulayıcımızı bekletmeyelim o vakit. Senle de meyicini çekiştirmeye sonra devam ederiz artık. Elin dağ kızını kuma alır diye mi ağlarsın? Sana ne? Sana bir teklifim var. Eğer bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. O dağlı kızı ortadan kaldırırız. Nasıl? Bunu ahırdaki kaşarlara sür. Sonra da tutkun atları tımarlamaya gönder. Kaşa eline değdikten bir süre sonra ölür. Karşılığında? Bu saraydan kaçmak isterim, başka bir şey istemem. Ama rehin. Bilirsin. Ne
sandıklarda erzaklar var. Fakirlere yardım için gönderirim. Açın kapıyı. Şu gözyaşına. Basit oba kadınları gibi erini kıskanıp tutkunu zehirledin. Senin yüzünden Meij'in başımıza bela oldu. Erin senin yüzünden Kaan'lık şansını kaybedecek. Ona tamam. Tamam. Ben vazgeçmedim. Kaan'lık için hala şansım var. Çolpan'a şimdilik Meij'in şartlarını söylemeye gerek yok. Hem Gülsel'i suçunu anladı. Ben suçumu anladım ama sizin hiç mi suçunuz yok Kayat'a gidin? Gözümün içine baka baka çocuğum olmaz. Kaya'ya dağlı kızı tutkunu alırım dedin Ulu Hanım. Meclinin de olmaz. Ama benim sizi korkutacak bir imparator babam yok değil mi? Hoş. Meğer ben baştan kaybetmişim. Ben tutkunu kıskanırken Kayan beni çoktan gözden çıkarmış. Yüreğinden atmış da yerime hakkı salmış. Günseli, sana kaç kere anlatacağım? Bunun yürekle bir ilgisi yok. O kız bana lazım. Sana o vahşi kız lazım değil. Sana taht için tutkun lazım. Tutkunla evlenip Çolpan Hatun'un desteğini alacaksın. Sonra da Meclis'e verdiğimiz sözü tutmayıp tahta aday olacaksın. Bağışlayın. Benim sizin taht oyunlarına aklım hiç ermedi. Cezam neyse razıyım. İyi sabahlar olsun Ulu Ece. Neyin var Günseli Hatun? Sanki bir suç işlemiş de cezanı çekecek gibisin. Suçu seninle işledik ya kır çiçek bike. Tutkunu öldürmem için zehri bana o verdi. Ne
Neyin karşılığında? Rehin tutulduğum saraydan çıkma karşılığında. Suçluysam da buyurun Kaan naibine. Beni yargılasın. Kendisi ararsanız, babam tahtımda. Gibi güçlü değilim. Bilirsin değil mi? Nereden çıktı bu? Ben Kuma Hatun'a dayanamam. Erimi, sevdalandığım adamı başkasıyla paylaşamam. Başkasına sevdalandığını izleyemem. Eğer Akkız'ı alacaksan beni bey babamın ocağına gönder. Günsel'im. Seni hiçbir yere göndermem. Önce bunu aklına sok. Ben Hakkı'za sevdalı değilim. Yüreğimde senden gayrı kimseye yer yok. Benim sevdalandığım tek kadın sensin. Bunu da aklına sok. O zaman neden Hakkı'z dersin? Gebe kalamam diye mi? Gebe kalmamanla ilgisi yok. Sen de gördün işte Günsel'i. Balamir amcam bile kanlığı benden aldı. Aklım yetmedi işte. Gördün sen de. Hakkız olmasaydı babam kanlığı kaybetmişti. Eğer babam beyliğini kaybetmeseydi, kurultayda olsaydı yine de Hakkız'ı ister miydin? İsterdim. İsterdim. Benim onun gücüne ihtiyacım var. Sadece han olmak için değil, han kalmak için de. Ulacesi kuvvetli olmayan hanlık devrilir. Ulayca mı? Sen Akkız'ı Ulayca mı yapacaksın? Bir köle, bir kara kemikli. Nasıl Ulayca olur? Töre buna izin vermez. Hele o gün bir gelsin de, onun için de bir çarem var. Çıkarsan üstüme giyinip Batuga'yı bulup bulmadıklarına bakacağım. Güzelim. Çık Kaya. Buldun mu? Buldum Ulayacağım. Bir kız buldum. Çeçek başlamış ama bir günde anlaşılmaz. Kızı obadan çıkarırken Temur anlamadı değil mi? Yok anlamadı. İyi. Yarına kadar kızı hiç kimseyle görüştürme. Aa. Batuga Tekin seni aç mı bıraktı Kaya? Ye. Sinir olsun. Hazırladınız mı o eksik Tekin'in altınlarını? Hazırladık hanım. Atları da hazırlarlar. Kuzu Bek de yarın köleleri alacak tarladan. Bir gün daha çalışsınlar tabii. Sarayın masrafı çok. Ulu anam, ben derim ki ganimetleri Kaya götürmesin. Hayır, alıştı malum. Yine rehin düşecek. Sarayın hazinesine zarar. Kusur.
odana çekil. Gece yoldan çıktın artık. Bence Kaya Yapgun, bu sarayda yoldan çıkmayan bir ben varım.